Herkese merhabalar sevgili seyirciler. Şu anda neredeyiz? Adeta bir açık hava müzesine dönmüş olan 4000 yıllık maziye dayanan çok eski ama bir o kadar da tatlı, muhteşem, tarihi bir yerdeyiz sevgili seyirciler. Buraya ne diyorlar biliyor musunuz? Özgür atlar ülkesi diyorlar. Bir ipucu verdim. Acaba yakalayanlarınız var mı? Süreniz başladı ve süreniz doldu. Özgür atlar ülkesindeyiz. Kapadokya bölgesindeyiz. Avanos'tayız sevgili seyirciler. Evimiz gibi gördüğümüz muhteşem dekoruyla, taş işçiliğiyle içeri girdiğinizde tatlı dili ve güler yüzü personeliyle sizleri karşılayan Mira Kapadokya'dayız. Efendim bir tanrı misafiri geldi. Hemen bir kapıyı çalalım. Bakalım açacaklar mı? Ve giriyoruz efendim. Hadi bakalım. Gerçekten insan Mira Kapadokya'ya adım atar atmaz kendini evinde hissediyor. Mimarisiyle, çalışanlarıyla, tatlı dil, güler yüz ve elbette ki benim en çok dikkat ettiğim temizliğiyle şahane bir otel. Kendinizi hem evinizde hissediyorsunuz ama aynı zamanda da butik otelde olmanın konforunu yaşatıyor. Kimler? Elbette ki çalışanlar. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür olduk. Ederim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sevgili seyirciler, senin anına tanıştık. Mira Kapadokya kurulalı 5 yıl oldu, evet. Şahane bir dekorasyon ve manzarası var. Birazdan oradan, orayı da size göstereceğiz, Kızılırmak manzaralı. Ve efendim otelin hem geçmişi hem turizm üzerine, bunun yanı sıra Kapadokya bölgesini iki bilenle konuşacağız. Yani Mira Kapadokya'yı gezdikçe aşık olmamak mümkünatı yok efendim. Duvarlardaki objeler bile insanı kendine hayran bırakıyor. Her taraf böyle otantizmin ve romantizmin yansımasıyla hakikaten muhteşem bir otel olmuş, muhteşem bir mekan olmuş. Her tarafa adeta kadın elinin değdiğini hissediyorum efendim. Çünkü buranın işletmecisi Uğur Bey ve eşi hakikaten yıllarca yurt dışında yaşamış ve bu konuda çok eğitimli, donanımlı bir insan. O yapmış buraları, birçok yere eli dokunmuş ve pırıl pırıl tertemiz. Örneğin şu görmüş olduğunuz gibi Nasrettin Hoca'nın kazanı efendim. Bu kazan olmuş güzel bir saksı sevgili seyirciler. Hakeza burada tasarımlarıyla parmak ısırtan muhteşem saksılarımız da mevcut. Tamamen organik, %100 organik saksılarımız. Gördüğünüz kütüğün içini oymuşlar efendim güzelce ve saksı yapmışlar. Sevgili izleyiciler, ağır ağır iniyorum bu merdivenlerden. Zira Mira Otel'in şahane mimarisiyle huzurlarınızdayız. Gördüğünüz bu taş merdivenler aslında yukarı çıkılında muhteşem bir terasa dönüyor. O terasta 360 derece Avanos'u görebiliyorsunuz, Kapadokya'yı görebiliyorsunuz ve her şeyden öte, bakın şu duvarda da yazısını gördünüz. Hot Air Balloon View. Yani sıcak balon seyir terası diyelim efendim. Hem de izlemek de bedava. Free gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu terastan sabah çok erken saatleri, takriben 5-6 gibi, hem Kızılırmak'ın o muhteşem kıvrıla kıvrıla akışını hem de balonların bir bir efendim huzurlarınıza çıkışını, arz-ı endam edişini izliyorsunuz. Muhteşem bir görsel sizleri bekliyor elbette ki Mira'da. Biliyorum beni kıskandınız bu ekranlardan. Senin yerinde olmak isterdik der gibi. Böyle bir geldi bana enerjiniz. Hakikaten ben de zaten bazen gezi programları izlerken Allah'ım ne güzel bir yer orada olmak vardı derdim. İşte o an Allah'ım bana nasip etti. Neredeyiz sevgili seyirciler? Mira Otel'in terasındayız. En üst katta şu anda görmüş olduğunuz gibi 360 derece panoramik olarak Kızılırmak artı Avanos ve Kapadokya bölgesinin birçok noktasını buradan görebiliyorsunuz, temaşa edebiliyorsunuz. Öyle bir görüntü ki hem modern Kapadokya hem de daha evvel, yıllar evvel, belki asırlar evvel yapılmış olan evlerin yıkılmış hallerine şahit oluyorsunuz, restore edilmiş hallerine şahit oluyorsunuz. Ama şu da bir mutluluk verici, biraz evvel sohbet ederken hoşuma giden bir bilgi öğrendim. Biraz geç kalınmış bir proje belki ama yeni yapılan tüm evler Nevşehir taşı denilen o doğal taş, hani sarısıyla beyazıyla şahane bir dokusu olan o taşla yapılıyormuş. Bu mutluluk verici. Biraz geç kalındı ama umudumuz yine var. Umarız ki bu doğal doku hiçbir zaman bozulmaz. Umudumuzu hiç yitirmeyelim. Gerçekten akşam güneşi batıyor. Şahane bir görsel çıkıyor. Aşağıda da bir şeyler dikkatimi çekti benim. Örneğin nazara inananlardanım elbette ki. Nazar değmesin diye çok şık bir dekoratif objeler kullanmışlar. Hemen kapının girişinde, sağında ve solunda. Allah'ım nazarlardan saklasın. Güzel mekanları, güzel insanları her daim nazarlardan korusun diyelim. Buyurun efendim, kim aramıştınız? Evde yokuz ama madem tarih misafiri gelmiş, lonca bediye gelmiş. Buyurunuz efendim, size en güzel dairemizde, King Suite'de yani kral dairesinde
ağırlayalım. Aman yarabbim. Yani buraya gelene kadar kral değildim ama odaya girer girmez kendimi kral gibi hissettim. Bu nasıl bir zerafet, bu nasıl bir dekor? Sevgili seyirciler, şu yatağı görüyor musunuz? Bir kere başlığı, yani direkt olarak kendinizi kral gibi hissetmenize neden oluyor. Şahane bir yatak tasarımıyla karşı karşıyayız. Sadece yatak mı? Elbette ki. Burası balayı çiftlerine özel King Suite olarak düzenlendiği için her ince detay düşünülmüş. Örneğin yürürken bile görmüş olduğunuz gibi bir anda ışıklar açılıyor. Her şey ahşap ve taş üzerine inşa edilmiş. Benim de ev dekorasyonunda en sevdiğim renkler sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz üzere odanın adeta 1+1 daire kadar son derece geniş, ferah. Tüm bunların yanı sıra mimari olarak da orada gördüğünüz büyük bir yataktan sonra burada bir sedir, bir divan ve hemen yanında da romantizmin doruklarına çıkabileceğiniz muhteşem bir şömine. Gördüğünüz gibi şöminemizde özellikle yaz da olsa, kış da olsa bu binaların içi serin sevgili seyirciler. Yazın elbette ki serin, kışın da daha ılık oluyor ama burada şömine yakmak isterseniz o düşünmüş. Şimdi geçiyoruz efendim banyomuza. Şahane. Gelin size de göstereceğim sevgili seyirciler. Bakar mısınız? Yine taş ve ahşabın ahenkle dans ettiği muhteşem bir mekan. Burada bir jacuzzi'miz var sevgili seyirciler. Yine balayı çiftine özel. Ve hep hayran kaldığım, hep böyle dokunmaktan bile güzel bir enerji aldığım şu aynanın güzelliğine bakar mısınız? Şu lavabonun güzelliğine bakın. Aynı şekilde desenleri eşit olarak yapılmış, birbirinin aynısı. Taş ve ahşap işçiliğinin zirvesi diyebilirim. Burada en basit bir havlu, ne diyeyim ben buna, havlu koymak için kullanılan bu aksesuardan tutun da çöp tenekesine varana kadar hepsi ahşap. Yani hakikaten çok emek verilmiş, çok emek harcanmış, içlerine bir de sevgilerini katmışlar. Ortaya da Mira Otel çıkmış. Biraz evvel gezdiğimiz olay King Suite, yani Kral Dairesi. Burası da efendim balayı çiftlerine özel dizayn edilmiş muhteşem bir oda. Buyurunuz efendim, lonca medya mikrofonları da şimdi de balayı odalarına kimse yokken hazır girelim. Şimdi sevgili seyirciler, yerdeki halılardan tutun da bakın bu yerdeki halılarda kök boyayla boyanmış buraya ait tamamen el dokumadan oluşan halılar. Ve dekorasyon yapılırken yine taş ve ahşabın ahenkle dansı, şöminemiz burada da mevcut. Ve elbette ki buradaki en önemli farklardan birisi bence bu yatağa cibinlik geçirilmiş. Buna cibinlik deniliyor biliyorsunuz sevgili seyirciler. Tabii dekoratif amaçlı kullanılıyor şu an. Eskiden sinekten, sivrisinekten korunmak amacıyla kullanılırdı. Ama bunlar şu anda dekoratif amaçlı kullanılıyor. Gördüğünüz gibi her ayrıntı özenle yapılmış, özenle tasarımı, buradaki estetiğe bakar mısınız? Ahşap ve buradaki unsurlarda pirinçten yapılmış şahane, şık bir lamba. Ve geçiyoruz banyomuza efendim, buyurunuz. Burada da yine bir jacuzzi'miz var. Yine taş ve ahşap unsurlar kullanılmış. Yine şahane küçük objeler, küçük dokunuşlar. Ama her zaman olduğu gibi lavabomuz bir bütünlük ve estetik içerisinde. Ayna tasarımından tutun da sevgili seyirciler, aynanın altındaki lavabodaki ahşabın aynı olması ve elbette ki ikisinin renginin, tasarımının aynı olması hiçbiri tesadüf değil. Bu anlamda düşünülerek, tasarlanarak yapılmış çok güzel bir mekan. İnsan huzur buluyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi her tarafı göstermiş olalım. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Kameralarımızı şöyle alıyoruz. Asıl en önemli yerlerden birine geliyoruz sevgili seyirciler. Burası eskiden hani konaklarda cumbalar, balkonlar olurdu ya, işte o düşünülmüş. Açıyoruz bu kapıyı ve efendim sizleri şahane bir manzara bekliyor. Görüyor musunuz şu balkonun güzelliğini sevgili seyirciler? Görüyor musunuz şu manzaranın şahaneliğini? Burada balayı çift olmasası bile iki çift oturuyor buraya, karşılıklı kahve içiyor. Kahvelerimizi burada yudumluyoruz sevgili seyirciler. Balayı çifti olarak gelmek isterseniz Mira Otel sizleri ağırlamak için kapılarını açmış durumda. Sevgili seyirciler, Amerikalıların home sweet home diye bir sloganları vardır. Evim güzel evim, şeker evim derler ya. İşte aynen onun gibi, görmüş olduğunuz gibi kalplerini açmış Mira
Kapadokya sizleri bekliyor. Aynen evinizde gibi hissediyorsunuz. Bu kalpte onun tezahürü, yansıması diyelim. Otelin genelinde kullanılan objelerde baykuş logosu hakim. Peki neden? Hem logosu hem de baykuşa ait küçük objeler kullanılmış otelin dört bir yanında. Çok ilginç hikayeler var. Hepsi az sonra. Sevgili seyirciler, Mira otelimiz, Kapadokya otelimiz 12 odadan oluşan butik bir otel olsa da gez gez bitmiyor sevgili seyirciler. Gerçekten şahane bir mimarisi var. Biraz evvel sizlere bir terasını gösterdik. Geçiyoruz ikinci terasa. Yine Kızılırmak manzaralı şahane bir teras sizleri bekliyor. Biz de oraya doğru ilerleyelim isterseniz. Ve en üst katında da hani bu taraf teras ve diğer tarafta da kahvaltı yemek salonumuz mevcut sevgili seyirciler. Orası da şahane bir görsel, kahvaltı yaparken tüm Kızılırmak'ı ve elbette ki Kapadokya'yı görüyorsunuz. Sevgili seyirciler, Mira Kapadokya'da hızla ilerliyoruz terasa da finale doğru adeta. Ama şurada böyle bir metalden yapılmış şahane bir salıncak var. Adeta gönül salıncağı, orada sallanmadan olmaz sevgili seyirciler. Mira Kapadokya'yı restore edilirken ve dekore edilirken hiç sallamamışlar sevgili seyirciler. Burada sallanan tek şey salıncağımız, gördüğünüz gibi. Sallamamışlar hakikaten, tamamen düşünülerek, tasarlanarak ve zekice estetize etmişler. Bayıldık biz biraya. Siz de gelin bayılın efendim. Girişinden anlamışsınızdır, arkamdaki masalardan. Dekorasyonun bin bir türlüsünü kullanmışlar. Burası da restoran kısmı sevgili seyirciler. Şahane. Böyle çok keyifli, aynı zamanda geleneksel kahvaltının, böyle otantik kahvaltının yapıldığı bir mekan, şık müzikleriyle hem modern hem geleneksel mimarinin görmüş olduğunuz gibi yansımasını. Yine ahşap unsurlar, burada da mavi, kahve mavi, bej renkleri kullanılmış. Muhteşem, yani öyle bir atmosferi, öyle bir enerjisi var ki buranın, anlatamam. Gördüğünüz gibi mutfak tezgahında kullanılan mermerden bu dolaplara varana kadar her şey özenle düşünülmüş sevgili seyirciler. Ve birçok otelde aradığımız şey işte efendim, ince belli bardakta çay içebiliyorsunuz. O kadar önemli bir şey ki çay tiryakileri gittikleri otellerde zaman zaman şu bardağı ararlar. İşte bu bardak Mira Kapadokya'da mevcut sevgili seyirciler. Bitti mi? Hayır, biraz daha bu tarafa geziyorum. Bu arada burada kahvaltının yanı sıra sevgili seyirciler özel toplantılar da yapılıyor. Yaklaşık 20 kişiye kadar burası kahvaltılı, sohbet, muhabbet ya da şirket toplantıları yapılabiliyor. Kahvaltıdan sonra şöyle şömineniz açılıyor, şömineniz yakılıyor ve buraya kuruluyorsunuz dostlarla. Sohbetin dibine vuruyorsunuz sevgili seyirciler. Eh, daha ne olsun, aman yarabbim. Böyle bir güzellik olabilir mi? Böyle bir huzur olabilir mi sevgili seyirciler? İsteyen elbette ki Ürgüp'te yapılmış olan ev yapımı şaraplarını içiyorlar. İsteyen çayını, kahvesini içiyor. Burada da bir sohbet bölümü var. Velhasılı kelam, buraya geldiğinizde süreceğiniz tek şey var, o da keyif. Dünya kazan, biz kepçe, geziyoruz gündüz gece. Sloganımız buydu biliyorsunuz. Ve İç Anadolu'da o kadar bakir coğrafyaları keşfediyoruz size izleyiciler. Her gittiğimiz yerde harikalarla, adeta Alice Harikalar diyarında misali yerler keşfediyoruz. Her gittiğimiz yere aşık olup dönüyoruz. Bilmiyorum, memleketimizin her tarafı çok güzel. Geçen hafta biliyorsunuz Sivas'taydık ve şu anda da Özgür Atlar ülkesi Kapadokya'dayız sevgili seyirciler. Kapadokya bölgesinde bulunan şirin mi şirin çömleğiyle, tatlı dilli güler yüzü insanıyla Avanos'tayız sevgili seyirciler. Ve elbette ki burası tarihi yapılarıyla, yaklaşık 4000 yıllık mazisiyle şahane bir yerleşke. Buranın özel mimarisi, dokusu, taşları ve elbette ki otelleri. Şu an bulunduğumuz otelde onlardan biri. 4000 yıllık bir geçmişi olan bu topraklar birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış durumda. Şu anda bulunduğumuz otel Mira Otel sevgili seyirciler. Kızılırmak'ı panoramik olarak görebileceğiniz ve hakikaten kendinizi evinizde gibi hissedebileceğiniz muhteşem bir yapıya sahip. Ve gelin isterseniz birlikte Mira Otel'in değerli çalışanlarını tanıyalım. Birbirinden değerli, birbirinden tatlı genç iki arkadaşım var yanında. Selin Hanım ve Gökhan Bey. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevgili Selin Hanım ve sevgili Gökhan Bey, sağ olsun kıymetli vakitlerini bize ayırdılar. Hem otelle ilgili konuşacağız, hem de turizmin geleceği ve şu anını konuşacağız. Şimdi Selin Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki de. Selin Uyar ben. Ürgüplüyüm aslen. Çok güzel. Bir yıldır da Mira Kapadokya Otel'de çalışıyorum. Harika.
sevgili arkadaşlarımla. Beraber çalışıyorsunuz. Evet. Burada kök görebiliriz dedi senin. Rezervasyon sorumlusu. Aslında her şeysiniz anladığım evet. kadar. Çok güzel. Aile oteli olduğumuz için. Aynen. Daha aynen. evvel bir turizm background'unuz var mıydı? Evet, 15 yıldır turizmle uğraşıyorum. Harika. Evet. O zaman bayağı konuşacağımız şey var aslında. Çünkü öğrendiğimiz çok şey var. Derseniz çalışanlarımızdan Selin Hanım'ı tanıdıktan sonra bir de Gökhan Bey'i tanıyalım. Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Siz İsmim Gökhan. Aha. İki senedir ben de bu otelde çalışıyorum. Otelin aynen. kanal yönetimiyle ilgili sorunlarda ben varım. Harika. Onun dışında yine dediğiniz gibi otelin herhangi bütün işlerinde A'dan Z'ye bizim ismimiz geçiyor. Bizler uğraşıyoruz. Hep beraber uğraşıyoruz. Ben anladığım kadarıyla Gökhan Bey, Zeynep Hanım siz de hakeza. Otel her şeysiniz aslında. Evet. Bir butik otel olunca bir aile yönetince daha doğrusu Uğur Bey ve Feride Hanım buradan sevgiler selamlar olsun her ikisine de. Bir aile olmanın vermiş olduğu bir enerjiyle iş ayrımı yapmadan ne gerekiyorsa onu yapıyorsunuz galiba. Kesinlikle. Harika. Harika, ne kadar güzel. Peki kaç yıldır sektördesiniz? Ben 2013'te okulumdan mezun olduktan sonra turizm sektörüne girdim. Turizm sektöründe muhasebe alanında başladım. Sonrasında otelcilik daha fazla cezbetti. İnsanlarla sohbet etmek, bu alana yoğunlaşmak daha çok dikkatimi yeni çekti. Yeni insanlar tanımak değil mi? Evet, yeni insanlar tanımak. Çünkü her gelen misafirlerimiz diyelim, biz müşteri olarak evet, görmüyoruz evet, evet. çünkü. Doğru söylüyorsun. Kendi evine gelmiş gibi davranıyorlar. Biz de onlara o şekilde davranıyoruz. Harika. Yani harika. Burada öyle bir sınır seviye kalmıyor. Tamamen bir aile ortamı yani. Kuruyoruz. O şekilde hareket şahane, ediyoruz. Şahane, şahane. Gerçekten girer girmez o sıcaklığı hissediyorum. Yeni insanlar tanımak ve iletişim turizmin olmazsa olmazlarından kesinlikle. Birisi. Selin Hanım siz de uzun süredir bu sektördesiniz. Gelinen noktada elbette ki yurt dışında, yurt içinde birçok lokasyon görmüşsünüzdür. Ben de şahit oldum birebir. Öğrenmemiz gereken evet çok şey var ama bu konuda Türkiye bayağı bir ilerliyor bildiğim kadarıyla. Evet. İlerledi de yani. Son durum sizce nasıl? Şimdi ben bölge adına isterseniz yorumlayayım evet, evet. bu konuyu. Kapadokya gün bir gün artık tanındığı için... Bir dünya markası aslında değil mi? Kesinlikle dünya markası haline gelmiş durumda. Ha. Ve gelen misafirlerimiz de buranın değerini ve tarihi yapısını da çok iyi bilerek geliyor artık. Bilinçli misafirler gelmeye harika, başladı. Harika. Tabii ki de Kapadokya biliyorsunuz Hristiyanlıkla evet. çok iç içe evet. olduğu için yabancı misafirlerimiz için çok önemli bir uğrak noktası. Onlar için kutsal bir mekan gibi. Kesinlikle. Nasıl kendi Müslümanlar evet. için Kabe nasılsa burası evet. da Hristiyanlığın ilk dönemlerinde o yasaklı yıllarında yer altından şehirler kazanarak evet. korunmaya çalışılmış bir yer değil mi? Evet. Hristiyanlık işte Göreme Müzesi bu konuda çok ön planda çünkü harika. Hristiyanlık oradan yayılmaya başlıyor İç Anadolu'da. Bir kadın olarak, kadın eli neredeyse benim nezdimde çok kutsaldır, çok estetik oluyor. Bu otelin de genelinde bir kadın eli değmiş sanki Feride evet, Hanım. Evet, Feride Hanım'ın burada siz... çok emeği var. Çok emeği. Feride Hanım mimarlık geçmişi var galiba. Üniversite ya da yabancı... Şöyle söyleyelim, mimarlık konusunda kendisi çok ilgili, çok meraklı. Almak yerine... olan doğal şeylerden yeni ürünler üretmeyi daha çok seviyor. Harika. Mesela sizin çam ağacından düşen bir kozalak sizin için bir boş bir şey olabilir ama kendisi bunun kanatlarını kırarak, ortasını sarıya boyayarak, yanlarını beyaza boyayarak bir papatya haline getirebiliyor. Ne kadar güzel. Onun evet. bir kreatif yanı var demek ki. Kesinlikle. Feride Hanım'ın o dokunuşu hep hissediyoruz. Siz mesela Selin Hanım bir yıl oldu dediniz buraya evet. başlayalım. Mesela otele ilk geldiğinizde ne hissettiniz? Çok sıcak bir ortamla karşılaştım ben. Hı-hı. İlk Uğur Bey ile görüşmeye gelmiştim. Hı-hı. Birden aile ortamını hissettim ve ne direkt güzel. İş görüşmesiyle kabul güzel. Ettim zaten. Dedim ki çalışacağım ben bu otelde. O sıcaklığı direkt verdi. Otelin harika. Atmosferi, personelin hı-hı. güler yüzlülüğü. Şahane. Gökhan Bey de beni çok güzel karşılamıştı aa, zaten. Ne güzel. Evet. Gökhan Bey beni de evet çok güzel karşılamıştı. Evet, hiç düşünmedim ve o çok önemli. Direkt başladım yani. Ben de bir iletişimciyim neticede. İnsanların kullandığı cümleler... ele verir gerçekten iş dünyasını. Önemli, evet. Gökhan Bey'le ilk yazışmamızdan itibaren hemen o sıcaklığı aldım. Ne evet. güzel. Yani her arayana böyle davranıyorsanız kesin herkes gelir buraya. Teşekkür ederiz. Şahane. Peki, oteli gezdikçe, gördükçe hakikaten çok naif, çok zarif dokunuşlar var. Ama sembol olarak zaten kurumsal logonuzda bir evet. baykuş, mitolojideki yeri ve önemi bilinen bir gerçek. Neden baykuş diyelim? Şöyle söyleyelim, size kısaca otelimizden bahsetmemiz gerekirse eğer, aha. otelimiz 12 odadan oluşuyor ve 12 odamız 4 kategori içerisinde biz satışa sunuyoruz. Aha. Ve 12 odamızın 12'si de birbirinden tamamen farklı bir konsepte hazırlanmış durumdadır. Gelen misafirlerimiz kişi sayılarına göre ve gelme amaçlarına göre oda seçeneklerini sunarak ona göre konaklamalarını sağlıyorlar.
Otelimizin ismi Mira. Logomuz da baykuş. Hayır. Otelimize Mira ismini verirken şöyle bir şey düşündük biz. Daha doğrusu düşünüldü, taşınıldı. Çünkü daha eski bir ismimiz vardı. Sonrasında isim değişikliğine gittik biz. Mira ismini seçmemizin sebebi, Mira kelimesi kelimeler literatüründe dünya üzerinde birçok yerde kullanılan ve farklı anlamlara gelen bir kelime. Bizim için mesela Türklerde genelde kutup yıldızı için kullanılan bir kelime olurken Mira. Eski Türkçe mi? Evet, eski Türkçe'de kutup yıldızı anlamında kullanılırken Rusya'da mesela dünya anlamında Rusça'da yanlış hatırlıyor olabilirim ama başka dillerde farklı anlamları. Rusça'da mir var doğru. Evet. Dünya evet mir mira. Yine doğru. İspanyolca'da mira burada anlamına gelen kelimesi olmasından ötürü. Evet, evet. Böyle yani bir isim olsun, farklı dillerde de anlamı olsun ve çok farklı dildeki insanlar bunu duyduğunda evet kafasında bir yer edinebilmesi amacıyla böyle bir isim tercih ettik. Şahane, şahane. Logomuz da baykuş. Odalarımızı gezerken de göreceksiniz. Otelimizin logosunu baykuş seçmemizde aslında şöyle bir şey var. Türk toplumlarında baykuş aslında bir uğursuz hayvan olarak görülür. Aynen. Ve biz genelde gelen bazı misafirlerimizde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Böyle baykuşlarımız kaldırılıyor ya da ters çevrilebiliyor ama biz baykuşu seçerken antik Yunan'dan esinlendik. Antik Yunan döneminde Athena ordu üzerinde baykuş gördüğü zaman yani gönderildiğinde bu ordunun zafere gideceğini, gücün sembolü olduğuna yönlendiriyor. Bir farklı şey de yine antik Yunan'da para üzerine baykuş logosu basılırdı. Bu da yine aynı amaçta yani şöyle söyleyebilirim. Ticarette kazancın, başarının sembolü olarak sunuluyordu. Evet. Biz de dedik ki biz de ticarette başarılı olalım, biz de güçlü olalım. Güçlü olabilmek için de logomuzu baykuş olarak seçtik. Harika, çok güzel. Bir de Yunan mitolojisinde bilgeliğin sembolü olarak da kullanılıyor. Kesinlikle. Bugün Beşiktaş'ta bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin logosu baykuştur. Evet. Dolayısıyla Yunan mitolojisinde öyle. Bana göre bilmiyorum hiçbir hayvan uğursuz değil, hiçbir gün uğursuz değil. Sizce nasıl Selin Hanım, var mı? Kesinlikle bir takıntılarınız uğursuz var mı? Benim yok. Şeyleriniz sadece var, korkularım var benim. Korkular var. Biraz önceki akrepteki gibi. Evet. Onu da fark ettim, harika. Peki şimdi turizm sektörü hakikaten hani derler ya bacasız fabrika. Kesinlikle. Ülkemiz için son derece önemli. Burada yapılan aktiviteler neler Selin Hanım? Biraz mesela Kapadokya bölgesinde öne çıkan ya da insanlara vaat edilen, evet ben buraya bir turist olarak geleceğim ama ne göreceğim burada? Neler görebilirim? Evet, Kapadokya bölgesi tabii ki de peri bacalarıyla ünlü bir bölgemiz. Aktivite olarak da sıcak balon, balon uçuşları gerçekleştiriliyor. Evet, evet. Onun dışında at turları yapabilirler. Güzel Atlar Diyarı evet. ismi oradan geldiği Kapadokya için. Kapadokya değil mi? Güzel Atlar Diyarı. Aynen. Ben Özgür diye kalmış aklımda. Hep Özgür Atlar ama Güzel Atlar güzel Diyarı. Atlar güzel Atlar Diyarı. Güzel Atlar. Evet. Burayı düzeltelim. Benim hep aklımda Özgür Atlar Diyarı olarak kaldı. Zaten çok Özgür olan güzeldi diyelim. Güzel olan da Özgür. Evet. Öyle toparlamış olalım. Evet. ATV turları yapılabilir artık şahane. Vadilerde evet hem vadileri görmüş olabilirler şahane. Hem de çok güzel gün batımı turlarıyla birlikte ya da gün doğumu turlarını ATV'lerle gerçekleştirebilirler. Siz de otelinizde yapıyor musunuz, bu aktiviteleri yönlendiriyor musunuz insanları? Tabii ki de biz misafirlerimize harika. Bu konuda yardımcı oluyoruz. Ne kadar uzaklıkta mesela ben şu an Avanos'tayım, arkamda sevgili seyirciler Kızılırmak'ın şahane bir görüntüsünü görüyorsunuz. Buradan balon turu yapmak ne kadar mesafe var ya da bir atlı tura katılmak istesem? Şimdi şöyle söyleyeyim, mesafe çok fazla uzak değil, Göreme kasabamızda oluyor bunlar ağırlıklı ve buradan 10 dakika araçla mesafe. Evet, 10 dakika. Çok yakın, aynen. Hiç değil. Yani İstanbul'da biz bir sentemsede 2 saate geçiyoruz, evet. O yüzden 10 dakika çok 10 az dakika bir şey. Çok kısa bir mesafe. Harika. Göreme'nin vadilerinden kalkıyor zaten sıcak hava balonları, sabahın çok erken saatlerinde 5-5.30 gibi hazırlıklar yapılıyor. Ve dediğiniz gibi uçmaya başlıyorlar. Harika. Ne güzel. Çok güzel bir görsel şölen oluyor gökyüzünde. Eminim. Evet. Ben televizyonda ve kartpostallarda gördüm. Evet. O bile insanın ruhunu ısıtıyor hakikaten. Peki evet. O atlı turlarda nereler geziyor? Buranın saklı hani böyle at turlarında görebileceğimiz noktalar neler? Atlı turlarda yine vadilerimizde gerçekleşiyor. Güllüdere Vadimiz var, Zemin Vadimiz var, Aşk Vadimiz var. Buralarda atlı turlar gerçekleşiyor. Şahane. ATV turları da yine aynı şekilde bu vadelerde şahane. Gerçekleşiyor. Yarım saatle
4 saatlik arası tur paketleri var. Misafirler hangisini tercih ederlerse onları yapabiliyorlar. Harika, çok güzel. Bunları öğrendiğimiz iyi oldu en azından. Evet. Hem sevgili seyircilerimiz buraya geldiklerinde bu tarihi dokusu ve atmosferi şahane Açık Hava Müzesi'nde yapabileceğiniz aktiviteleriniz de var. Bunu da öğrenmiş olduk. Peki Gökhan Bey'e döneceğim. Gökhan Bey, buraya gelen, daha doğrusu otelinizi tercih eden, uzun zamandır burada olduğunuz için söylüyorum. Genel anlamda ilk 3 ülke hangileri sizin ülkeyi tercih eder? Şimdi tabii ki ben kanal yönetimiyle ilgilendiğim için dediğiniz gibi bu alanda çok fazla analizlere gidiyoruz. Hangi alanda daha fazla misafir aldığımız bizim için çok önemli oluyor. Çünkü ona göre reklam ve pazarlama yollarını izlememiz gerekiyor. Anladım. İlk 3 ülke olarak şeyden bahsedebiliriz. Asya ülkeleri kesinlikle ilk 3 sıraya alıyorlar. Bu ilk 3 sıraya kimleri koyabiliriz? Hindistan, Çin, evet, Pakistan. Yani bu ilk 3'e bu ülkeleri rahatlıkla koyabiliriz. Gidiyor. Tabii ki bunu sürekli düşünmek saçma olacaktır. Çünkü her dönem farklı değişiyor ülke. Mu her dönem? Kesinlikle. Farklı ülkeden gelen sayısı. Hatta size şöyle söyleyelim. Bunu sene bazında değil, ay bazında bile yorabilirsiniz. Mesela 9. aydan sonra böyle Latin ülkelerinden daha fazla ziyaretçilerimiz yani olurken. Yani mevsimsel değişim kesinlikle yaşanıyor. Yani farzı misal uzak doğu ülkelerinde belki de tatil süreçleri Temmuz'da diyelim, Ağustos'ta başka ülkeler aynen vesaire. Aynen öyle. Çünkü diğer ülkelerin kendileri için kurgulamış oldukları resmi tatilleri, bayramların neticesinde kullandıkları izinleri için buraya gelen misafirlerimiz tarihlerde ister istemez değişikliklere yol açıyor. Bunun bize şöyle bir avantajı oluyor. Turizm açısında biliyorsunuz genelde plaj turizmleri bir belli süresi vardır. 6 ay diyebilirsiniz, 4 ay diyebilirsiniz. Kapadokya için turizm 24 yani 24 saat, 7 gün 24 saat. Harika. Yılın 12 ayı. Aynen öyle. Mevcut. Yılın 12 ayında sürekli güzel. Aktif olarak çalışıyoruz diyebiliriz. Kışın peki neler yapılıyor burada? Kışın ne gibi aktiviteler var? Kış için şöyle söyleyebiliriz. Yani kar yağıyor mu bir kere? Kesinlikle kar yağıyor ve görmüş olduğunuz manzaralar kışında çok ayrı bir görüntü elde ediyor. Çok daha farklı bir görsel oluyor. Evet. Özellikle kışın geldiğinizde sıcak hava balonlarına binmek daha güzel, daha manzaralı bir hal alıyor. Tehlikeli olmuyor mu kışın? Hani kesinlikle o balon bana kışın biraz daha tehlikeli oluyor. Balonlar için aslında tehlike diye bir şey yoktur. Genelde gelen misafirlerimizin ilk sorduğu soru bize bu oluyor. Balona bineceğiz ama korkuyoruz. Nasıl bir sıkıntı yaşayacağız filan. Yükseklik korkusu. Aslında yükseklik korkusundan ziyade hani insanın aklı, ben şahsen aklım almıyor. Sıcak hava üfleniyor, yükseliyor filan. Ya diyorum patlarsa falan filan böyle. kesinlikle ilk başta korkulacak bir alet gibi görünüyor. Çünkü gördüğünüzde böyle 4-5 tane telle bağlı büyük bir sepet ve bir sıcak hava. Herhangi bir direksiyon kumanda merkezi yok. Pilotun tamamen rüzgarla dansı diyebiliriz balon uçuşları için. Fakat dediğim gibi rüzgarla dansı kelimesi çok önemli. Hava üzerindeki yaşanabilecek en küçük sıkıntı balon uçuşlarının iptaline yol açar. Yani siz buraya geldiğinizde kesinlikle yarın balona bineceksiniz diye bir durum söz konusu değildir. Değişken. Kesinlikle sabah uçuş alanına gidersiniz. Mesela en basit örneğini vereyim size. Uçuş alanına gidersiniz. Oradaki çalışan arkadaşlarınız balonunuzu hazırlar. Siz tamam uçacağım diye heveslenirsiniz. Fotoğraf makinenizi ayarlarsınız. Sonra tabii bu konuyla ilgilenen sivil havacılık falan rüzgarın hızının biraz fazla olduğunu ve uçuşa elverişli olmadığını söylediği takdirde sizi geri tekrar otelimize bekleriz. Balonlar toplanır. Allah Allah, çok o yüzden enteresan. Yani güvensiz için olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Evet, bazı sorunlar yaşanıyor. Sert inişler olabiliyor. Çünkü tahmin edebilirsiniz ki hava böyle saatini tutmayan bir hal alabiliyor. Doğru, bir anda doğru, esebiliyor. Aynen bir anda değişebiliyor hava durumları. Anladım. Bu durumlarda da sert inişler olabiliyor ama yine de herhangi bir sıkıntı olmuyor. Harika. Peki Kızılırmak tabiri caizse kıvrıla kıvrıla her geçtiği yerde can veriyor. Biz düne kadar Kızılırmak'ın doğduğu kentteydik. Evet. İmranlı'da. Aynen öyle, şahane bir yer. Burada da güzel Kızılırmak huzurumuza çıktı. Bu nehir burada ne amaçla kullanılıyor? Örneğin raftingler yapılıyor mu burada? Herhangi bir yerinde. Hani belki burası değil ama ilerleyen yerlerinde jet var mı? Jetbox şey? Turları ve gondol turları yapılıyor. Öyle evet. Mi? Evet, bak, bu da çok önemli bir ayrıntı. Evet, Avanos'ta bu ayrıcalık oluyor. Harika. Bu yeni mi başladı? Ben mesela bunu ilk defa duyuyorum. Jetbox. Aslında çok eski
denilemez ama çok da yeni değil. Hmm. Şöyle söyleyebiliriz sizin için. 2015'ten sonra bu iş daha fazla hız kazandı diyebiliriz. Ama tabii ki Kızılırmak sadece turizmde bizim için jetbot ve gondol değil. Şu anda bulunduğumuz Avanos'tayız. Avanos el sanatları merkezidir Kapadokya'nın. Ve buradaki yapılan çanak çömlek için de çok büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şehir dışından, yurt dışından gelenler uçakla buraya ulaşımı nasıl gerçekleştirirler? Arkadaşlar? Şöyle söyleyelim size. Bölgemize ulaşım aslında çok basit. Hı. Ve ilerleyen hızla gelişen ulaşım ağlarından sonra otobüs, havayolu. Var mı havalimanı? Havaalanımız var. Nevşehir'de Tuzköy Havalimanı var. Nevşehir'de. Ve Kayseri kullanılan şehrimize ve hatta gelen misafirlerimizi direkt otele getiren shuttle transfer hizmetleri vardır. Harika, evet. Harika. Bu da güzel bir şey. Yani uçak da gelinebiliyor. Avanos şehir merkezine takriben kaç kilometre burası? Avanos şehir merkezine takriben 500 metre uzaklıktayız biz. Hmm. Yani görmüş olduğunuz ışıkların hemen altında şehir merkezimiz var. Biz üzerinde bekliyoruz şu an. Hem şehrin içinde hem şehrin dışında. Sevgili seyirciler, Lonca Medya Mikrofonları'nın bugünkü konu hakikaten çok özeldi. Keyifle kalıyoruz, keyifle sohbet ediyoruz. İki değerli, iki genç arkadaşımız, Mira Kapadokya'nın yönetiminde söz sahibi iki değerli isim.